daire başkanım, sayın dekanım, sayın tazmin müdürüm, sayın Süleyman Paşa başkan vekilim, Trakya Birlik genel müdürüm, sayın borsa başkanım, sayın ziraat odası başkanlarım, değerli katılımcılar, değerli basın. Tarımın problemleri Türkiye'nin her yerinde hemen hemen aynıdır. Trakya denilince akla ilk önce gelen ayçiçeğidir. Ayçiçeği Trakya, Trakya ayçiçeği demektir. Trakya topraklarında 300-350 bin hektar civarında ekim gerçekleşmektedir. Ortalama verim 200 kilo civarında olduğu kabul edersek üretim 700-750 bin ton civarındadır. Buna Güney Marmara, Karadeniz, Çukurova'da eklenince toplam Türkiye'de üretim 1 milyon 250 bin ton civarında ulaşmaktadır. Geçen yıldan itibaren Konya şekerde ayçiçeği alımlarına başlamıştır. Bu tabii ki Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacını karşılayamamaktadır. Türkiye bitkisel yağ ihtiyacının %40 ile 50'sini dışarıdan ithal etmektedir. Bu da yılda milyarlarca dolar dış ülkelere para ödeniyor demektir. Trakya çiftçisi bilgi ve mekanizasyon açısından Avrupa çiftçisiyle yarışır hale gelmiştir. Ancak çiftçilerimizde artık hangi üründen para kazanacaklarsa o ürüne yönelmektedirler. Eğer bizlere gerekli destekler sağlanırsa Türkiye'nin yağ ihtiyacının ülke içinden karşılamamız hiç de zor olmayacaktır. Şöyle ki, başta girdilerimizin çok pahalı mazot 4.8 TL, gübre 1.2 TL, 1.8 TL arası, 1 kilogram tohum 50-60 TL, ziraat odası olarak yaptığımız maliyet hesaplarına göre bu yıl 1 kilogram ayçiçeğinin maliyeti 1.4 TL'dir. Tüketimin %60'ı ithalatla karşılanıyor ve ucuza ithal ediliyor. Bu şartlarda diğer ülke çiftçileriyle rekabet etmemiz imkansız hale geliyor. Bu durumda maliyetler AB seviyesine çekilmeli. Sulanabilir alanların artırılması, yağlık ayçiçeğinde tek bir sulama ile verimin en az %50 artması mümkündür. Ancak Trakya'da sulanabilir arazi miktarı sadece %15 seviyelerindedir. Bu alanlar mutlaka en az %60 seviyelerine ulaşmalıdır ki üretim artsın. Üreticinin beklentileri genelde ayçiçeği buğday paritesi buğday 1 lira ise ayçiçeği en az 2 lira olmalıdır ki denge sağlansın. Yağlı tohumlarda en büyük sorunlardan biri de devlet desteklerinin dengesiz oluşu. Örneğin bu yıl bazı yağlı tohumların devlet desteği artırılırken son yıllarda ayçiçeğinde hiç artış yapılmamasıdır. Biz demiyoruz ki diğerleri artmasın, ayçiçeği desteğine en az onlar kadar artsın. Biliyorsunuz Dünya Ticaret Örgütü tarafından yapılan anlaşmalar sonucu dışarıdan ithal edilen tarım ürünlerine konulan gümrük vergileri oranı belli. Ayçiçek çekirdeğinde %27, ham yağda %36. Bu sebeplerdir ki ayçiçeğine verilen devlet destekleri buna göre ayarlanmalıdır. Yağlık ayçiçeği mutlaka stratejik ürün olarak açıklanmalıdır. Uzun vadeli stratejik ve devamlılık arz eden politikalar oluşturulmalıdır.
bölgemizde bulunan hastalıklara orabaş, mildiyo vesaire dayanıklı yağ oranı yüksek olan çeşitler kullanılması, bütün dünyada yüksek oleik asitli yani zeytinyağı kalitesinde ayçiçeği üretiyor. Türkiye'nin de bir an önce hayboleik cismi ayçiçeği ekimine geçmelidir. Bu konuda öncülük yapan Trakya Birliği desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde üretilen ayçiçeğinin büyük çoğunluğunu Trakya Birliği, Karadeniz Birliği mübalağa etmektedir. Trakya Birliği'nin alım miktarları yıllara göre değişmekte birlikte ortalama %50 oranında gerçekleşmektedir. Bu da gösteriyor ki ayçiçeği ürünün işlenmesi ve pazara arzında Trakya Birliği çok büyük bir rol oynamaktadır. Bugün 300-350 bin ton civarında ayçiçeğini işleyerek 100 bin ton rafine, yağ 30 bin ton margarin satışını yaparak hem tüketicimize hem çiftçimize büyük hizmetler sunmaktadır. Sonuç olarak bölgemizin sahip olduğu ekolojik özellikler nedeniyle bitkisel yağ üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu imkanlara rağmen üretim yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu nedenle ülkemizin döviz kaybının önlenmesi ve mevcut üretim potansiyelinin değerlendirilerek bu üretimin dalının ülke ekonomisine olan katkısının arttırılması bakımından yağlı tohumlu bitkilerin ve özellikle ayçiçeğinin üretiminin geliştirilmesi zorunludur. Düzenlenen bu panelin üreticilerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum.